İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Akdeniz Gazetesi. Değirmençay'ın 40 yıllık rüyası gerçek oluyor. Yenişehir ilçesine bağlı Değirmençay Mahallesi'ni ziyaret eden Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfü Elvan, Değirmençay Barajı'nın bölgedeki köylerin ve mahallelerin 40 yıllık rüyası olduğunu, 1 Kasım seçimleri öncesinde Değirmençay Barajı'nı yatırım programına alma sözü verdiklerini hatırlatarak, gerekli ödeneğin verilerek barajın yapımına başlayacaklarını söyledi. Baroda Er dönemi. Mersin Barosu'nun olağan genel kurulunda Ali Er dönemi başladı. Alpay Antmen'in yeniden aday olmadığı baro seçimlerinde başkanlık için Ali Er, Bilgin Yeşilboğaz ve Hakan Kendirci yarıştı. Seçimlerde Bilgin Yeşilboğaz 454, Hakan Kendirci ise 436 oy alırken 525 oy olan Ali Er, Mersin Barosu'nun yeni başkanı oldu. Mersin Gazetesi. Mersin'in kaderini Ankara'ya bıraktılar. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında yer alması kararını, merkezi idareye bırakan komisyon kararını oy çokluğuyla onayladı. Tarımın sigortasından üreticiye 850 milyon lira ödeme. Tarım sigortaları havuzundan yapılan açıklamada üreticilere yapılan hasar ödemelerinin başladığı ve hızla devam ettiği belirtildi. 2016 yılında ülke genelinde tarım sigortası yaptıran üreticilerden 550 milyon lira prim toplandı. Çeşitli doğal afetlerden ve risklerden ötürü bitkisel ürünleri ve hayvanları zarar gören üreticilere 850 milyon lira civarında hasar ödemesi yapılacak. Haberci Gazetesi. Sırtımızdan vurulduk. Yıllardır beklenen Mersin'in anayasası olacak, geleceğine yön verecek çevre düzeni planı, Akkuyu Nükleer Santrali'nin işaretlenmesiyle adeta ölü doğdu. Evet kararına dava açılacak. Mersin'in kaderini belirleyen 1/50.000'lik çevre düzeni planının Akkuyu Nükleer Santrali işaretlenerek Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmesine karşı çevreciler dava açarak itiraz edileceğini açıkladılar. Güney Gazetesi. Pazarlıkların takipçisiyiz. AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın belediye meclisinden 50 milyon liralık borçlanma yetkisini CHP'li meclis üyelerinin sayesinde aldığını belirterek, kapalı kapılar arkasındaki kirli pazarlıkların takipçisiyiz diyerek gözdağı verdi. Belediye Meclisi'nde nükleer santral kavgası. MHP ve AKP, Akkuyu Nükleer Santrali konusunda yetkiyi Ankara'ya bırakmakta uzlaştı. Plan geçti, meclis karıştı.